Tabii sigara deyince yine kanser konusu gündeme geliyor. Akciğerde kanserin oldukça sık görülebildiği bir organ. Kanserler içinde de ölüm oranında da bayağı yüksek bir yeri var. Evet, bütün dünyada akciğer kanseri bir numaralı kanserden ölüm nedenidir. Şimdi bazı ülkelerde, örneğin Amerika'da diyelim, İngiltere, İskandinavya, bunlar sigaraya karşı mücadeleye 1960'lardan sonra başladıkları için kansere bağlı ölüm, akciğer kanserine bağlı ölümler azalma eğrisine girdi bu ülkelerde. Ama hala yani öbür kanserlerin toplamından çok daha fazla akciğer kanserinden ölümler. Çünkü bunun etkisi 20 sene sonra, 30 sene sonra bile çıkabiliyor. Yani şimdi siz sigarayı bırakın, 20 yıl sigara içmişsiniz, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bile riskiniz her yıl azalmakla beraber hala var. O nedenle çok zaman geçmeden sigarayı bir an önce bırakmak gerekiyor akciğer kanserine yakalanmamak için. Pasif sigara içicilik bile en azından iki misli akciğer kanserine yakalanma riskini arttırıyor. Onun için yani siz kendiniz de içmeyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar duman altı olmamak gerekiyor. Çok zor bir hastalık. Evet. Kanser, ne zaman kanserden şüphelenmesi gerekiyor? Evet. Yani ne olursa kanser düşünülebilir. Evet, şimdi yani akciğer kanseri için söylüyorum bunu. Şimdi daha önce olmayan bir öksürük çıktı diyelim. Bu önemli. Bir nefes darlığı çıkmış olabilir. Bir de yani kişileri en korkutan erken bulgulardan bir tanesi kanlı balgam olması. Şimdi bu aslında erken bir uyarıcı bulgu da olabiliyor. Çünkü kanlı balgam olduğu zaman hemen geciktirmeden doktora geliyor. Biz bronşlarına bronkoskopla baktığımız zaman orada bronşu tıkayan tümörü görebiliyoruz. Bu da bir erken yakalama avantajı sağlayabiliyor. Bunlar şimdi tabii akciğere bağlı olan bulgular. Bir de kanserlerin uzak etkileri vardır. Mesela metastaz denen tümörün yayılması var. Mesela beyne yayıldığı zaman akciğer kanseri, burada kişi kasılmalarla karşımıza gelebilir. Epilepsi denen durum. Ya da ne bileyim işte göz kapağı düşebilir. Baş ağrısı olabilir. O zaman zaten genelde bir beyin filmi hemen erken safhada akciğer kanseri hastalarında çekiliyor. Ya da kemiklerine yayılmıştır. Burada kemik ağrılarıyla gelebilir kişi. Ya da başka önemli bir bulgu, hastanın parmaklarına bakarsanız parmak uçlarında kalınlaşma görebilirsiniz. Buna çomaklaşma deniyor. Eğer daha önceden olmayan böyle parmak uçlarında bir şekil değiştirme varsa mutlaka burada da bir akciğer filminin hemen çekilmesi gerekiyor. Bunların dışında sigara içen kişilerin mutlaka her yıl bir akciğer filmi çektirmesi lazım. Bu da yetmiyor. Şimdi yapılan Amerika'da 50 bin kişi üzerinde yeni bir çalışma tamamlandı. Riski yüksek kişiler, yani diyelim siz 50 yaşın üzerindesiniz, 20-30 yıl yılda bir paket sigara içtiniz. Bu kişilerin her yıl bir akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmesi gerekiyor. Ve bu şekilde erken yakalanan tümörleri çıkarttığınız zaman akciğer kanseri mortalitesinde ya da ölümlerinde azalma sağlayabiliyorsunuz. Yani yeni şey bu, yeni yaklaşım bu. Peki MR'la bir kıyaslama var mı? MR, çünkü tomografide de bayağı bir radyasyon alınıyor. Doğru. Şimdi bu da güzel bir soru sordunuz. Şimdi maalesef MR akciğerde işe yaramıyor. Yani MR beyinde çok önemli. MR akciğerin içindeki o ince yapıları göstermiyor. MR daha çok göğüs duvarı ve iki akciğerin arasında mediasten denen bölgede çok iyi sonuçlar almak mümkün. Ama akciğerin içine baktığımız zaman burada MR'ın faydası olmuyor. Burada ustalık tamamen filmi çeken radyoloğa geliyor. Şimdi bu çok önemli bir noktaydınız. Çünkü mesela şöyle bir hesaplama yapmışlar. Amerika'daki kanserlerin %2'si çekilen bilgisayarlı tomografiye bağlı diye yazıyor Amerikan yayınları. Yani bu yani çok şaşırtıcı ve yüksek bir rakam. Ve kontrolden çıkmış durumda gerçekten bilgisayarlı tomografilerden bir ışın almak mümkün. Pardon, o daha artmış olabilir. Çünkü onlar 10-15 sene sonrasına bakıyorlar. Doğru. Son yıllarda çok daha arttı ya tomografi. Tabii. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. İşte burada siz tomografi çektirmek için gittiğiniz zaman orada film çeken kişilerle konuşmanız lazım. Ben düşük doz istiyorum diye mutlaka oradaki doktor dikkat ediyordur buna, ama bence ısrarla filmi çektiren kişinin orada pazarlık yapması lazım. Ben düşük doz çekilmesini istiyorum diye. Çünkü bu tamamen ayar meselesi. Oradaki radyolog işini iyi yapan biri ise size en düşük dozla en kaliteli filmi çeker. Yani iyi radyolog o demek. En düşük radyasyonla en güzel, en kaliteli filmi çeken kişi, ki bu bazı şey firmaları
Mesela Siemens bu şekilde bir yarışma yaptı geçen sene Avrupa'da. Tomografi yarışması yaptı radyologlar arasında en düşük dozda en kaliteli film diye. Yani bu çok önemli bir püf noktası. Evet. Sigaraya bağlı olmayan akciğer tümörleri de var. Var, onları doğru. Bir isim olarak da söyler misin? Ne zaman, nasıl oluyor? Şimdi akciğer kanseri de aynen KOAH gibi %85 sigaraya bağlı. Ancak hiç sigara içmeyen kişilerde de akciğer kanseri olabiliyor. Özellikle kadınlarda olabiliyor bu. Adeno kanser denen bir kanser cinsi var. Bunun da bir alt grubu var. Bronkialveoler karsinom diyor. Şimdi bunlara bakıldığı zaman bu da çok enteresan bir olay. Toprağın içinden yayılan bir takım radyasyonlar var. Mesela granit toprağın altında veya siz evde zemin katta oturuyorsanız buradaki sıvadan vesaire bir gaz içeriye giriyor. Radon gazı deniyor buna. Ve bu radon gazı kişilerde akciğer kanserine neden olabiliyor. Mesela İsveç'te sigara dışındaki en önemli ya da sigara içmeyen kişilerdeki en önemli akciğer kanseri nedeni bu radon gazıdır diye geçiyor. Yani belki böyle müstakil bir evde oturacaksanız, yapabiliyorsanız yapmanız gereken şeylerden bir tanesi evin içinde radyasyon var mı yok mu buna bakmak. Yani bu da yani işte Geiger cihazıyla ama yani buna ulaşmak da pek kolay değil bildiğim kadarıyla. Yani bunun pratikte yapıldığını ben görmedim ama yani bu konuda yani bilmek lazım bence. Çünkü evin içine radyasyon girebiliyor. Özellikle zemin katta oturan kişilerin bu konuda bilgili olması lazım. Evet.